toprakları severken bu topraktan bir tane buğday tanesinden 1000 tane tohum elde edebilmektir. Doğru. Dane demiyorum. Tohum o kalitede, o verimlilikte çalışabilmek demektir. Çiftçinizi yok ettiniz. Şimdi çiftçiye pamuk tarlasını makinesiyle toplasın diye para dağıtıyorlar. Çiftçiye onu veriyorlar, bunu veriyorlar. Çiftçinin kendisi yok olduğu, çiftçi milletin efendisiyken anasını da alıp yiyecek adam haline dönüştürüldü. İşçi sınıfı diye bir şey yok. Esnafa bakıyorsunuz. İşçinin 3/2 asgari ücretle çalışıyor. Esnafa bakıyorsunuz paşa. Esnaf yok olmuş. Esnaftan geriye bir şey kalmamış. Yabancı şirketlerin paşam, kurduğu büyük süpermarketler olursa esnaf ayakta kalabilir mi? Paşam, bunların gelişine nasıl izin veriyorsunuz? Polonya izin vermedi paşam. Polonya izin vermedi. Polonya izin vermiyor. Niye geliyor? Ne kadar sermaye? Buradaki parayı alıp dışarıya hortumlayacak. Kaçak işçi çalıştırıyorlar Türkiye'de. Buradaki parayı alıp hortumluyorlar. O petrol esasını nasıl unutacağız paşam? İnanılır değil. İnanılır gibi değil. Petrol, o petrol yasasını nasıl unutacağız? Petrol yasası korkunç bir şey ya. Yani. Sevda tepesi müstemleke ülkelerinde Irak bile. Irak kabul etmedi paşa. Resmen müstemleke ülkelerinde bile böyle bir kanun olamaz. Peki petrol yasasını, şey. Petrol yasasını yuttuk. Peki şu toprak satışlarını ne yapacağız paşa? Bütün bir GAP'ı olgu olarak ortadan kaldırmayı ne yapacağız? Sevda tepesinde Suudi Krallığı'na yapılan ikramı ne yapacağız? O orada Türk varlığı olan tarihi kaleyi yıkacak ama siz burada en güzel yerden ona bir tane şey yüz görümlüğü vereceksiniz. Türk Telekom'u ne yapacağız paşam? Evet evet. Türk Telekom'u nasıl unutacağız? Nasıl onun yok edilişini nasıl sessizce karşılayacağız? Bu ülkenin savunma sanayi yok. Bu ülkenin sağlık sektörü yok. 20 milyar dolarını yılda kobay olarak kullanan insanlarına, yurt dışına verenleri ne yapacağız? Sağlık sistemindeki gelişmeyi ne yapacağız? Performans değerlendirmesi adı altında Türk sağlık sektöründe doktoruna rüşvet, hastasına eziyet, kabudan çalma üzerine kurulu olan bu sistemi ne yapacağız? İlaç sanayi. 20 milyar dolara ilaç yazılan bilir mi bu ülkede? 20 milyar dolarlık bir pazarı, yılda 20 milyar dolarlık ilacı siz insanınıza nasıl yutturursunuz? Antibiyotik. Böyle bir şey olabilir mi paşam? Ben mi yaptım? Bundan önceki iktidarlar mı yaptı? Hayır, yalan. 57. hükümet bile yapmadı bütün bunların hiçbirisini. 57. hükümet döneminde bu ülkenin dış ve iç borç toplamı 170 milyar dolardı. Bugün 420 milyar dolar. Özel sektörün borçlanmasını, özel sektörün yabancıya tamah ettiği hale gelmesini, devletin borcunu ne yapacağız paşam? Kamu maliyesinde çok büyük başarı elde edilmiş. Kamu maliyesinde başarı dediğiniz şey büyük bir kepazelik. Kamuda istihdam etmeniz gereken 5 milyon insanı istihdam etmiyorsunuz. Öğretmene para vermiyorsunuz. Dershaneye kasmasına izin veriyorsunuz. Doktora para vermiyorsunuz. Her türlü şaklabanlık, her türlü dolandırıcılık söz konusu. Kaç tane memur çalıştırdığınızı sayamıyorsunuz. Her şey kayıt dışında olmuş. Kanal Türk kurulalı 3,5 yıl olmuş. Kanal Türk 3,5 yılda 13 trilyon lira para vermiş. Kanal Türk'ün başında boza pişiriyorsunuz. Ama deve dişi gibi adamlar bir tek kuruş para vermeden her şeyi yapıyorlar. Kimse onlara gitmiyor. Uzlaşma kurullarında trilyonları siliyorsunuz. O ağacın altında Maliye Bakanı'nın oğlunun şirketi anlaşma ofislerine gidiyorsunuz. Başbakanın çocukları gemiler alacak, trilyonlara villalar alacak. Bakanların çocukları armatör olacak. Her milletvekili Ali Dibo düzeninden oradan buradan para alacak, her şey ortaya çıkacak. Hırsızlık, yolsuzluk ayyuka çıkacak. Susacaksınız, konuşmayacaksınız, bunların cumhurbaşkanı seçmesine, bunların rejimi değiştirmesine olanak sağlayacaksınız. Sonra adınız gazeteci olacak, medya patronu olacak falan. Olmaz olsun öyle bir düzen. Yıkılsın o düzen. Kahrolsun o düzen. Ondan sonra Tuncay konuştuğu zaman dava atacaksınız. Siz konuştuğunuz zaman askerdir konuşmasın diyecekler. Oradaki kameraman arkadaşım konuştuğu zaman ya onun aklı etmez zaten o işçi diyecekler. Köylü konuştuğu zaman anasını alıp gidecek. İşsiz benim oğlum diyen sus lan işsiz kalsın diyeceksiniz. Ve memleketi idare ettiğinizi zannedeceksiniz. Ondan sonra da bu halktan gelip o isteyeceksiniz. Ve bu halkın sadece dini duygularını sömürerek oy alacaksınız. Böyle bir yağ masanın böreği var mı paşam? Yok yok yok. Yok yok yok.